İyi akşamlar. Merhaba, iyi İyi akşamlar. akşamlar Hoş Sıla. geldiniz. Benden önce geldiniz bu sefer gerçi Tekrar merhaba. ama. Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayatımız kitabın bu haftaki ve bu akşamki konuğu çevirmen, yayıncı, yazar, Türkiye'nin entelektüellerinden biri Tanıl Bora. Biz bu hafta Tanıl Bora'yla hem belki birazcık yayıncılık ilgili ama aslında en çok da yeni kitabı Hasan Ali Yücel biyografisiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Bizi izleyenler biliyorlar şimdiye kadar işte şiir konuştuk, öykü konuştuk, roman konuştuk, edebiyatın birçok türünde çeviri dahil konuştuk ve konularımız oldu. Ama daha önce biyografi konusunda yani edebiyatın bir alt metni olan biyografi konusunda konuşmamıştık ve Tanıl Bey'in de Hasan Ali Yücel biyografisi çıktığında ilk okuyan şanslı insanlardan biriydim ve yani bir okur olarak da beni çok etkiledi. Hem biyografiyi hem de Hasan Ali Yücel'i konuşalım istedim ve sevgili Tanıl Bey de bizi kırmadı sağ olsun. Hoş geldiniz diyorum tekrar size Tanıl Bey. Bu arada Hoş izleyicilerimize bulduk. de küçük bir notu tekrar ileteyim. Sorularınız varsa YouTube üzerinden bizi izliyorsunuz zaten. YouTube üzerinden sorularınızı Tanıl Bey'e iletebilirsiniz. Şimdi biyografi dedik. Beni çok heyecanlandıran bir konu. Sizin de aslında ilk biyografi kitabınız. Önce şuradan başlayalım istiyorum. Biyografi türü, yani özellikle Türkiye için tabii ki, diğer edebi türler içinde biraz daha dışarıda kaldığı kanısı aslında çok yaygın bir kanı. Siz buna katılıyor musunuz? Bunun nedenleri ne sizce? Ya da bu zaman içerisinde evrildi mi, gelişti mi? Şu anda biyografi alanında ne durumdayız sizce? Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için, güzel sözleriniz için çok sağ olun size. Ya evet, aslında bu Hasan Ali Yücel'in de kitabın girişinde aktardığım bir kanaati, Türkiye'de biyografinin zayıf olduğuna dair. Valla bana da bütün türler arasında edebi ve edebiyat dışın toplamında en zayıf tür gibi geliyor. En azından en zayıflarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Nedenleri hakkında tabii kesin şeyler söyleyemeyiz ama bana şunlar önemli gibi geliyor. Bir kere Türkiye'de hani övgü yergi kutuplarına çok tabiiz biz. Hani yani körü körüne övgü ve körü körüne yerginin dışında eleştirel bir mesafeyi zaten zor alabiliyoruz toplamda. Sanırım bunun etkisi var. Dolayısıyla biyografiler çoğunlukla bir tapınç metnine dönüşebiliyor. Tabii ki evrak sorunu var. Yani Arşiv, bin tutulmaması, arşiv kısıtlılığı gibi sorunlar da var. Ama son yıllarda bir artış var. En azından nicel olarak bir gelişme var biyografide. İki koldan bir taraftan akademik çalışmalar. Yani yapılan tezler var. Biyografin niteliği taşıması da sonuçta bir biyografik içerik var oralarda. Bir de romantize edici metinler var. Akademi dışında üretilen. Bence fazla romantize edici, yani sentimental denebilecek derecede fazla romantize edici metinler var. Bana öyle gibi görünüyor. Evet, yani söylediklerinizde çok haklısınız. Umarım mesela bazı kitaplar, bazı çalışmalar bu alanın biraz daha gelişmesine belki örnek olabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi siz ilk defa biyografi alanında çalıştınız, yani ilk defa bir biyografi yazdınız. Bu sizin için nasıl bir deneyim oldu? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Ya bir kere hakikaten ben öncelikle biyografi yazmak istiyorum, istiyordum ve istiyorum. Yani kimin biyografisinden öte biyografi yazmak gibi bir arzum var hakikaten. Daha da yazmak da istiyorum fırsatım olursa. Ve başka seçenekler de düşündüm ama hani Hasan Ali Yücel beni çok cezbetti. Yani onun etrafında döndüm durdum ve sonuçta ya bunu yapayım, bunu çalışayım dedim.
Tabii bu bütün çalışmalar öyledir ama biyografi çalışması daha da fazla bir avcılık, toplayıcılık işi. Yani çok farklı metinlerde, çok farklı literatürlerde, çok başka şeylerden bahseden metinlerde iz arıyorsunuz, küçük ayrıntılar buluyorsunuz. Bir de hani biyografi aynı zamanda bir çerçeveleme gerektiriyor. Sadece ele aldığınız kişinin kendi yazdıkları ve doğrudan onun üzerine yazdıklarından öte dönemsel bağlam, onun hayatında belirleyici rol oynamış önemli olaylar, çelişkiler, sorunlar, onlara da bir ucundan dalmak gerekiyor. İşin zevkli yanı da biraz o. Hani hakikaten dolayısıyla her çalışma bir tabii ki bir adanma ve yoğunluk gerektirir ama biyografi çalışması belki biraz daha fazlası bunun. Şey dediniz, kimin biyografisinden öte hani biyografi yazmak istiyorum dediniz. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. İlk biyografi kitabınız neden Hasan Ali Yücel oldu? Şöyle aslında hani birçok arkadaşım biliyor. Nitekim şimdi ikinci hedefim de o. Ben aslında Süleyman Demirel biyografisi yazmayı çok istiyordum. Ve yani şimdi de ona çalışacağım zaten. Onu erteledim. Çünkü biraz Demirel'le çok fazla meşgul olmaktan biraz bıkmıştım. Biraz bir doyum noktası olmuştu. Onu bir kenara bıraktım. Hasan Ali Yücel, ben bir de şunu da ekleyeyim. Ben daha çok sağ üzerine çalışıyorum. Sağ ideolojiler üzerine çalışıyorum. Biraz o mesaiye de bir ara vermek istedim. Yani biraz başka bir siyasi, ideolojik evrene daha fazla bir yoğunlaşmak istedim. Hasan Ali Yücel de birçok şeyi, yani Türkiye'deki birçok farklı siyasi ideolojiyi, birçok dönemi, birçok önemli kalıcı siyasi hummalı davayı ele almaya müsait bir figür. Yani onun üzerinden birçok şeyi tekrar düşünmek mümkün. Yani Kemalizmi, milliyetçiliği, din meselesini, komünizm, antikomünizm meselesini, başlı başına muazzam bir konu olan köy enstitüleri meselesini, İşte tek partili hayattan çok partili hayata geçiş, demokrasi, darbeler, yani birçok şeyi onun adesesinden diyelim. Yani onu bir adese yaparak, onun adesesinden de, yani onun merceğinden değil, bizzat Hasan Ali Yücel'i bir mercek yaparak bakmanın açacağı çok geniş açılar olduğunu düşündüm. Nitekim de öyle. Kitabınızın teşekkür bölümünde şey var, Orhan Koçak Üstad caydırmaya çalışmasıyla bir uyaran oldu, o da önemlidir demişsiniz. Evet. Bunu merak ettim, bunu anlatır mısınız? Yani şöyle, Orhan gerçekten canı gönülden yani Türkiye'de çok biliyorsunuz herkes birbirine Üstad deyip duruyor ama yani Üstad Orhan'dır yani bence. Şimdi de ağır bir hastalıkla boğuşuyor. Onu da selam yollamak isterim bu vesileyle. Ya yani onunla birçok yani zaman zaman sohbet ederken ya o kadar da buna vakit ayırmaya değmeyeceğini yarı şaka yarı ciddi çok ama çok üsteleyerek söylemişti. Ben de hani öyle olmadığını, pekala ilgiye değer olduğunu düşünmekte ısrar ettim. Böyle yarı şaka yarı ciddi bir çekişmemiz oldu. Kastettiğim o. Merak ediyorum özel olarak da yani bir hayatı yazmak çok zor ve siz kitabın başında sunuş kısmında sunuş kısmında da şey diyorsunuz, daha doğrusu antipati, sempati ve empatiden bahsediyorsunuz ya. Bu süreçte, o yazma sürecinde Hasan Ali Yücel'in en çok sempati duyduğunuz zamanı ya da dönemi ve aynı zamanda tam tersine antipati duyduğunuz yönleri ne oldu? Ya tersinden başlarsam, yani antipatik görünen yanından başlarsam, bir kere hem Kemalizme hem milliyetçiliğe gerçekten dindarane diyebileceğim bir şekilde kapıldığı momentler var. Özellikle devletli olduğu zamanlarda. Hakikaten yani toplamda bilinen hümanist, çoğulcu, işte hoşgörülü kişiliğinin biraz onunla bağdaştırılması bir hayli zor denebilecek, gerçekten bir körü körüne bir itaat ve sadakat
ruhuna büründüğünü görüyorsunuz. Yani o yanları antipatik. Genel olarak böyle çok devletli ve çok kudretli olduğu durumlarda, kendinden çok memnun olduğu durumlarda, herkesin olacağı gibi, ona özgü bir şey değil bu, daha antipatik görünüyor. Ama her zaman çok sempatik olduğunu düşündüğüm yanı, yani bana çok sempati uyandıran ve zaten uğraşmaya da sevk eden yanlarından biri, belki de başlıcası, muazzam şevki, merakı, iştahı, yani dünya ilgisi. Çok, çok hayranlık uyandırıcı, hani ilham verici lafı da çok olur olmaz kullanılıyor ya. Yani onun kendi tercihlerinden, yönelimlerinden öte, bizzat o şevk, o merak, o iştah, yani öğrenme, bilme, yazma, söyleme, hani dünyaya katılma iştahı, yani çok sempatik ve çok hayranlık uyandırıcı. Siz şöyle belirtme gereği duyayım bizi izleyen okurlar için. Biz aslında Tanıl Bey'le Milliyet Sanat Dergisi için bir söyleşi yaptık bu konuyla ilgili. Yani bu kitapla ilgili daha doğrusu. Orada da aslında sorduğum soruların bir tanesine verdiği yanıttan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum Tanıl Bey'e. Siz demiştiniz... hakkında çok yazılmış ama imajı epeyce kalıplaşmış şahsiyet. Sağla solu kutuplaştırmış bir şahsiyet. O kalıbı kırıp daha dikkatli bakmak ilginç olur diye düşündüm. Hasan Ali Yücel tırnak içinde imajına özellikle eğilmem de bununla ilgiliydi demiştiniz. Ben bu görünen, yazılan o tırnak içinde Hasan Ali Yücel imajı nasıl bir imaj diye özetlemenizi istesem ve ayrıca bu imaj neden ve kimler tarafından oluşturuldu diye sizden dinlemek istesem. Ya zaten bence yani bir biyografi çalışmasının olmazsa olmaz bir unsuru kişinin nasıl alımlandığını, nereye konduğunu, nasıl algılandığını, nasıl anlaşıldığını veya nasıl farklı şekillerde anlaşıldığını da peşinden gitmeli. Nitekim kitabın bir bölümü izleri diye özetleyebileceğiz bölümü. Hani nasıl bir iz bıraktı, nasıl tartışıldı 10 yıllar boyunca, ölümünden sonra 10 yıllar boyunca nasıl tartışıldı, ona değiniyor. Kitabın bir iki bölümü de Yücel'in hep nasıl algılandığı, nasıl yorumlandığına hep dönüp dönüp bakıyorum. Bence biyografinin olmazsa olmaz bir parçası bu. Bu bizim eleştirel mesafemize de katkıda bulunan bir şey. Yani Yücel bir tarafta, yani sevenlerince, olumlu yaklaşanlarca hem yani Kemalizmin altın çağının bir ideal tipi olarak yüceltildi. İşte Türk hümanizmi olarak tanımlanan, Türkiye'de hümanist, hem batıllaşmacı diyebilirsiniz buna, hümanist diyebilirsiniz. Yani beynelmiler kültüre, uluslararası kültüre açılmak konusunda kompleksiz ve atak bir tutumun simgesi oldu ve hani yani Cumhuriyet'in erken dönemini bir aydınlanma çığırı olarak gören bakışın bir ışığı oldu, bir güneşi gibi görüldü Hasan Ali bir tarafta. Öbür uçta ise tam da bunun simetriği olarak bu bakışın bir yabancılaşma olarak, bir körü körüne batılılaşma, yabancı hayranlığı, kendi özünden uzaklaşma olarak yorumlanan bir işte batıcılığın, hümanizmacılığın en uç, en fevri, en süzgeçsiz örneği olarak karalandı. Ve buna bağlı olarak da bu dediğim, yani sağ bakış açısından, milliyetçi muhafazakar bakış açısından bu aşırı yabancılaşma, aşırı hümanizmacı bakış bir yozlaşma olarak ve komünizme zemin hazırlayan bir yozlaşma. Çünkü bütün manevi değerlerin erozyonunun yol açacağı şey o çölde işte komünizmin kendine temel bulmasıdır. Bunun bilinçli ya da bilinçsiz bunun hazırlayıcısı olarak karalandı. İki uçtaki imajlar bunlar. Ve bunlar zamanla görelileşti. Yani uzun yıllar boyunca bu klişeler hüküm sürdü. Son 15-20 yılda kısmen, yani herkes için değil ama bunu görevleştiren, nispeten aşındığını söyleyebiliriz bu klişelerin, ama hala da yerli yerlerinde duruyorlar aslında. Hala yeterince güçlüler.
Yaşar Nabi 1961 yılındaki Varlık Dergisi'nin bir sayısındaki Hasan Ali Yücel'le ilgili bir yazısında aklıyla batıda, gönlüyle doğuda olan bir düşünce adamı diyor. Birincisi, siz buna katılıyor musunuz? Aslında kitabınızı hani okudum ve biliyorum, yani katılıyorsunuz, ama bu durumun onun hayatına ve bakanlığına etkileri sizce ne oldu? Bir de bu arada az önce sizin söylediğiniz, mesela sizinle daha önce konuştuğumuzda da bunun altını kendimce çizmeye çalışmıştım. Kompleksizce ben hani aslında şey, ilk defa hani sizin kitabınız sayesinde biraz daha yakından tanıdım ve gerçekten o kompleksizce tanımınızın tekrar altını çizmek istiyorum. Kitabı okuyacak olan insanlar için de buna çok dikkat çekmişsiniz ve bu sizin metniniz sayesinde de anlaşılıyor. Yani aklıyla batıda, gönlüyle doğuda ama hiçbir şekilde bir kompleksi de yok. Tamamen hevesli ve iştahlı ve öğrenmeye ve üretmeye açık bir insan. Çok uzatmayayım. Peki bu durum sizce onun hayatına, ama özellikle de bakanlığına nasıl yansıdı? Ya bu aktardığınız tespiti başkaları da yapıyor. Mesela Tanpınar da benzer şeyler söylüyor. Birçokları benzer şeyler söylüyorlar. Eyüboğlu da benzer şeyler söylüyor. Şöyle, tabii ben sonuçta bir metinler üzerinden ve entelektüel, yani onun entelektüel üretimi üzerinden bir biyografi yazdığım için hani şahsiyeti, huyu suyuyla ilgili ancak ikinci çıkarımlarda bulunabiliyorum. Ama şunu söyleyebiliriz, bu kadar çok yakın tanıdığı, bu izlenime sahip olduğuna göre herhalde söylediklerinde bir hakikat payı olsa gerek. Özellikle de onun hani gönül adamı olarak bahsettiğimiz hali, tavrına ilişkin çok fazla aktarım var, çok fazla anlatım var. İhtimalle bundan ötürü böyle söyleniyor, ama bu formül, yani bütün klişeler, yani birçok klişe gibi diyeyim, bu klişe de muhtemelen bir hakikati söylüyor ama bir yandan da klişe olma özelliği var. Şunu gözden kaçırmamıza yol açabilir. Yani akıl, gönül ya da kalp, zihin zıtlığından söz etmek aslında haksızlık olur Yücel'e. Çünkü bu tarife nazaran daha tutarlı birisi. Kompleksizlikle belki onu söyleyebiliriz. Yani akılla kalp arasındaki bir ayrımdan ziyade, belki daha ziyade huyu suyu ve meşrebiyle daha hani, yani klişeye sığınıyoruz yine, daha şarklı. Ama eylemiyle aslında çoğu kez hani daha, hani yine tırnak içinde diyelim, batılı gibi, ama bu ayrımlar gene de her zaman çok ihtiyatlı yapılması gereken şeyler. Evet, yani daha insicamlı bir şahsiyet portresi çiziyor görebildiğim kadarıyla. Sizin sorunuza biraz gelmekte geciktim. Ya bu bakanlık meselesinde bu kendi, mesela Batı Doğu diye baktığımız zaman şunu da gösteriyor. Her ne kadar mesela meşhur klasikler çevirisi projesi, dünya klasikleri çevirisi projesi, her ne kadar Batı klasiklerinin ağırlığı olsa da Doğu klasiklerine önemsiz denemeyecek bir yer ayırdığını ve peşinden koştuğunu biliyoruz. Hani Doğu-Batı ikiliği bakımından bakacak olursak. Yani o projeye Doğu klasiklerini de katmaya önem vermiş ve hatta bakanlığından sonra da İş Bankası'nda editörlük yaparken de bu ilgisini sürdürmüş. Sadece çeviri olarak değil, Türkiye'de de hani şark eserleri, klasik şark eserlerinin yayınlanmasına çok büyük bir önem vermiş. Ama mesela bir de mesela şunu diye düşünelim. O proje sırasında çok da kudretli bir konumdayken, yani bakanlığının en kudretli zamanındayken, sevmediği, aslında iyi anlaşmadığı, kendisi hakkında pek iltifatkar, mültefit olmadığını bildiği insanlarla gönül rahatlığıyla birlikte çalışmış. Bu mesela, bunu o klişeye dönersek nasıl vasıflandıracağız? Evet. Batılı bir tavır mı, doğulu bir tavır mı? Evet, doğru. Ha, gerek yok yani, hani bir yanıyla batılı bir tavır, çünkü kişisel olanla kamusal olanı temiz bir şekilde ayırdığını görüyoruz. Eyvallah. Bir yandan da ama işte burada da bir gönül adamı tonu da görebiliriz bu hal ve tarzında. Yani böyle hani insanlarla iyi geçinme, aynı zamanda onun çok temel bir huyu olarak herkesle vurgulanan, herkes tarafından vurgulanan şey. Bunu da görebiliriz. Yani dediğim gibi, ben ısrarla vurguluyorum, yani hayatının ayrıntılarına vakıf olmak için imkanlarımız sınırlı. Ben daha çok entelektüel biyografi tanımını onun için kullanıyorum. Yani metinleri ve üretimi üzerinden daha çok bir şey yapmaya çalıştım.
oraya bakıldığında hani bir yarılmış zihinden söz etmek zor. Hani doğullukla batılılığın karışık biçimlerde birlikte göründüğü, mutlak bir tutarlılık kimde var onu da bilmiyorum zaten de mutlak bir tutarlılık aramak gerekmez. Hani böyle bir kalp zihin zıtlığından ayrışmasından ziyade bu konuştuğumuz özelliklerin karmaşık bir şekilde bir arada olduğu ama belirli bir insicam içerisinde bir arada olduğu şahsiyet gibi görünüyor bana. Siz zaten az önce de söylediniz hani bu bir izleyenler için de aydınlatalım. Hani bir entelektüel biyografi çalışması. Zaten kitapta da mesela Yücel'in aile hayatını çok az görüyoruz. Özellikle eşi hakkında hani arada bir çocuklarından Canan ve Can Yücel ve Gülümser Yücel'den örnekler, alıntılar var ama eşiyle ilgili çok küçük bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sanıyorum zaten galiba siz de az önce söylediniz. Genel olarak özel hayatı üzerinde bir perde var. Ama ben şimdi bunu size, yani tabii ki kitaptan bağımsız olarak soruyorum. Bu eşinin görünmezliği, onun ya da hani ondan sonra Yücel'den sonra kalan ailesinin tercihi. Bir de siz galiba az önce şey hani bazı bilgi belgeler şu anda muhafaza ediliyor gibi bir şey söylediniz galiba. Bunlar özel hayatı kapsayan şeyler mi? Ya da hani daha kişisel. Ya şöyle şeyi tekrarlayayım. Hatta ben başlangıçta bu entelektüel biyografi çalışması özelliğini o kadar abartılı bir şekilde yapmaya niyetliydim ki sadece ve sadece metinleriyle meşgul olmayı düşünmüştüm. Ama onu da fazla, yani fazla uç bir şey olacağını düşündüm. Hani bulunabildiği kadar, metinlerde bulunabildiği kadarıyla, yani kamusal olarak, açık olarak bulunduğu kadarıyla hayatıyla ilgili anlatılan her şeyi aktarmaya çalıştım ve süzgeçle aktarmaya çalıştım. Mesela Necip Fazıl'ın da onunla özel sohbetlerinden aktardıkları var ama Necip Fazıl'ın aktardığını mutlaka göz önüne almamız lazım. Hasmane bir aktarım yani çünkü bu çoğunlukla. Ama hasmane bir aktarımdan böyle görünüyor diye bakabiliriz ona. Yani bu tür malzemeyi aktarmaya çalıştım elde olduğu kadarıyla. Ama çok özel olarak ona yoğunlaşmaya, fazla bir şeyler aramaya orada çok çalışmadım. Olduğu kadarıyla. Yani eşinin görünmezliği ama bana gözden kaçırılamayacak kadar göze görünür göründü o görünmezlik. Evet. Çünkü yani çok az bahsediliyor. İşte bir söyleşi var. Onu da aktarıyorum. İlerlerde konuşuyor. Çok eski gazetecinin muhalirlerin eşleriyle yaptığı bir söyleşi dizisinde onu da ziyaret etmiş, konuşmuş. Ama orada da zaten Yücel'den bahsedilmiş. Bir şey söylemiyor sonuçta. Zaten. Bunu bilemem. Yani buna spekülasyon da yapamam. Neden öyle? Ama böyle. Yani merak ettiniz mi peki? Belli ki yani öyle tercih edilmiş. Yani kendisi öne çıkmak istememiş. Ondan bahsetmeye meyletmemişler. Çok yani çok oralar. Yani sadece bunu görmüş olmak önemli geldi bana. Bunu tespit etmek önemli geldi. Yine aslında bir sonraki sorum da yine aslında şey özel hayatıyla yani aile hayatıyla ilgili biraz da hani kendi çekirdek ailesinden önce babasıyla ilgili siz kitapta yazmışsınız babasıyla ilk çatışmasını babasının ona roman okuduğu için kızıp işte kitaplarını dağıtıp yırtmasıyla başlıyor ilk çatışması. Çünkü baba çok otoriter, işte çok sert Müslüman vesaire. Böyle daha sonraki bölümde de işte yedek subayken ilk rakısını içtiğini yazıyorsunuz. Sonra tabii ister istemez şeyi düşündüm ben. Hani Can Yücel'le olan ilişkisini. İşte Can Yücel'in hani ben hayatta en çok babamı sevdim. Onu yazabilecek bir baba yani. Onu yazdıran bir baba. Sizde hani sizce babasıyla olan ilişkisi ya da ilişkisizliği diyeyim. Kendi oğluyla ya da aile hayatındaki duruşunu belki sizce nasıl etkilemiştir? Aslında bu konuda tabii biliyorsunuz Yücel'in kendi çocukluğunu ve ilk gençliğini anlattığı kendi anlatısı var. Çok değerli bir metin geçtiğim günlerden. Yani o biz kaynağımız Yücel'in bizzat kendisi. Onun hatırasından ve onun bakış açısından görebiliyoruz. Ve hani şöyle bir farklılık var. Bunlar yani dediğim gibi
çok bilinen ve üzerine çok konuşulan metinler olduğu için dedikodu sayılmaz diye düşünüyorum. Tam bir anne, yani daha doğrusu annenin ve büyük annenin hakim olduğu, evet, onunla neredeyse simbiyotik denebilecek bir ilişki içinde, birçok hayatında önem verdiği şeyi onunla birlikte yaptığı, onun himayesinde yaptığı ve onlarla müthiş sevgi dolu bir ilişki içinde yoğrulmuş bir evden geliyor. Yani bir anne büyük anne evinden, bir kadınların belki yani ataerkil ilişkileri değiştirecek şekilde değil ama evin havasını, ruhunu belirleyecek şekilde en azından ona damgasını vurduğu bir evden geliyor ve çok baba merkezli bir ev, bir hane kuruyor. Bunu görebiliyoruz. İşte Can Yücel'in, bir de biliyorsunuz orada, yani Can Yücel'in yine kendi anlatılarından bunu çıkarıyoruz. Birçok kez bu konuda konuşmuş. Hem bir yoksunluk var, hem müthiş bir sevgi var. Yani bir ikircimli, iki yanlı bir ilişki var. Yani çünkü babasını az görebiliyor. Sürekli seviyor, evet, ve sürekli, evet, kamusal, siyasal angajman içerisinde. Gördüğü kadarıyla, yani gördüğü her dakika onun için çok değerli. Hani bir tür, aslında bir tür kızgınlıkla müthiş bir sevgi arasında yarılmış bir ilişki. Ama şu ilginç, dediğim gibi, yani böyle bir annemin baskın olduğu, en azından onun nezdinde baskın olduğu bir evden yani babanın, kendisinin baba olarak baskın olduğu bir haneye bir geçiş var. Bu, ben hani kitapta da o terimi, tabiri kullandım. Yani biz, yani ahiren psikanaliz yapacak halimiz yok. Ama hani meraklısı, ilgilisi, hani Türkiye'de aile yapısının dönüşümüyle ilgili, ataerkiyle ilgili, eşlerin ilişkileri ve onun dönüşümüyle ilgili, baba çocuk ve baba oğul ilişkileriyle ilgili çok çok kurabilir bunların üzerine. Şimdi izleyicilerimizden de sorular geliyor, bir yandan onları da kaçırmamak için bakıyorum. Şevket Erbay demiş ki aslında güzel, ben de aslında isterim, yani eğer biyografiye devam edecekseniz. Demiş ki Mehmet Ali Aybar biyografisi beklemişimdir. Ben hep Tanıl Bora'dan, işte onun kaleminden apayrı bir anlatı olur. Gerçi bir sonraki Süleyman Demirel olacak. Bilmiyorum, belki teşekkür daha sonra böyle bir şey olur. Özlem Akay'ın bir sorusu var. Zamanın kelimeleri çok şey vaat ediyor. Derinlemesine yoruma son derece açık. Tanıl Hoca bu tespitlerini neden yalnızca tespit düzeyinde bıraktı acaba? Demiş Özlem Hanım. Bunu tam anlamadım. Zamanın kelimeleriyle ilgili mi? Evet. Ha, bugün konuştuğumuz konudan başka bir şey. Evet. Tam anlamadım ben. Hani tespit, zaten tespit yapmak önemsiz bir şey değildir. Yani tespitten öte acaba beklenen, hani bir istikamet göstermek mi, hani bir şey sağlık vermek mi? Belki Özlem Hanım sorusunu biraz daha açıp gönderirse tekrar sorabiliriz. Peki ben kendi sorularıma geri döneyim. Peki bu süreçte, yani siz ne kadar bir zamanda yazdınız kitabı? 3 yıla yakın. 3 yıla yakın yazdı. Bu süreçte mesela Hasan Ali Yücel'in hayatına dair, onda ilk defa keşfettiğiniz, ilk defa karşılaştığınız, sizi en çok şaşırtan ne oldu? Neler oldu ya? Çalışma sırasındalar, evet, sırasında. Yani üretiminin olağanüstü bolluğu oldu. Ki yani 3 yıldır yoğun olarak buna çalışıyorum ama öncesinde de metinlerini okumuştum. Üzerine birçok şey okumuştum. Çeşitli vesilelerle bir fikrim vardı aslında. Var sanıyordum. Ama çok bildiğimin de ötesindeki ilgi genişliği, merak genişliği diyeyim, beni şaşırttı. Yani bir, bu konuda bir bilgim olmasına rağmen şaşırttı. Şaşkınlık demeyeyim ama meşgul oldukça dilini sevdim. Yani, üslubunu diyeyim. Şaşkınlıktan ziyade işte, evet, bu da bir tür şaşkınlık olabilir. Bir süre sonra Hasan Ali Yücel, yani sizin kitabınızda da detaylı bir şekilde yer vermişsiniz.
çok fazla yalnız bırakılıyor. İnsan gerçekten şey yani okuduğu zaman olamaz diyorsun. Yani bu kadar zaman emek vermiş, birçok şey yapmış, yapmaya çalışmış, çabalamış ama işte o dönemde kendi partisi tarafından müthiş bir yalnızlığa sürükleniyor. Ama yine de yılmıyor. O yılmama hali ve çalışma ve hala bir şeyler yapabilmek için bir şey üretme hali, yazma hali, görünme hali beni çok etkilemişti. Belki bunun üzerine de sonra konuşuruz ama o yalnız bırakılma süreciyle ilgili sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ya onun bana göre çok açık bir politik nedeni var. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve işte Nazi faşist cephesinin kaybetmesi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyada da Soğuk Savaş'ın hızla kendini kabul ettirmesi. Yani bir komünizm tehdidi algısının Türkiye'de de ve işte Batı dünyasında da hakim hale gelmesi. O geçiş sürecinde Türkiye Devleti politikasını değiştirirken, kendine bir dünyada bir yer bulurken, müttefik siyasetini oluştururken yatırımını büyük ölçüde antikomünizme yaptı. Yani hem kendi komünizm tehdidi algılaması nedeniyle yaptı bunu, hem de işte hep böyle basitleştirilen formülle söylediği gibi jeostratejik konumunu sattı. Bir ihraç malı olarak kullandı. Dolayısıyla da dehşetli bir komünizm tehdidi tepinmesi ve teyakkuzu gerçekleşti 40'ların ortalarından itibaren. Yücel de burada çok elverişli bir günah keçisi oldu. İşte köy enstitüleri projesi başta olmak üzere. Yani toplamda hani komünizme zemin hazırlayabilecek bir manevi boşluğun müsebbibi olma, bir aymazlığın hani solculara, komünistlere, komünist zanlılarına alan açan, onların hayatını kolaylaştıran, hem de onlara ideolojik zemin hazırlayan teşebbüslerin başını çeken adam olarak gönül rahatlığıyla günah keçisi yapıldı. Tabii burada şunlar da devreye girdi. Sonuçta parlak bir şahsiyet. Hatta yani bir müstakbel başbakan adayı olarak görülen bir şahsiyet. Kendisi de bunu memnuniyetle taşıyan bir şahsiyet. Tabii ki böyle şeyler husumetle çeker. Yani biz bırakın yani karşı kampın ötesinde ya da bu antikomünist teyakkuzunun yanı sıra bizzat kendi partisi içinde de eskiden dost olanlar da dahil çok hasımları oldu bu fırsattan istifade. Ve gönül rahatlığıyla tasfiye edildi. Bana ilginç gelen yani siyasetin dışına yani acı bir hisle de olsa siyasetin dışına çıkıp başka bir alanda hani yazar olarak, işte kültür adamı olarak başka bir hayat kurmayı başarmış olması. Hala yani ağzında acı bir tat kalmış olduğunu anlıyoruz gerçi ama öyle veya böyle bunu kurduğunu görüyoruz ve pek mesela hakikaten siyasetin dışında duruyor. Yani siyasi siyasetin. Yani kuşkusuz birçok uğraştığı birçok konu yine siyasetle ilgili siyasi ilgileri var ama hani real politika, gündelik politika, parti siyaseti ne hakikaten çok uzak kaldığını görüyoruz. Mesela bir o yılların, 50'li yılların Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleriyle ilgili hiçbir yazısı yok. Hiçbir yazısı yok. Ancak 27 Mayıs'tan sonra bir, hani 27 Mayıs'ın yarattığı çalkalanmayla tekrar bir siyasi hevese kapılır gibi oluyor. Bir tek o ara var. O da bence ilginç. Yani küsmüş ve küsmüş. Yani çok güzel dedi. Yani küsmüş gibi yapıp da yan gözle pek bakmamış gibi görünüyor. Hakikaten küsmüş. Evet, yani. Ve başka bir işe bakmış. Bir tür yeni başlangıç yapmış aslında. Bu çok değerli bence. Çok. Bir de şey eski bir öğretmen personası var tabii o da. Çok ilginç. Sorulardan devam edeyim. Metin Celal'in bir sorusu var. Kitaptaki dil tercihi ilgiye değer. Deneyim yerine tecrübe, çeviri yerine tercüme gibi sözcükler kullanınca sanki Hasan Ali Yücel'in dönemine gitmiş gibi oluyoruz. Bu tercihin sebebi nedir diye soruyor Metin Bey.
Teşekkür ederim Metin Celal'e. Ya ben zaten dil konusunda hani eski yeni bütün kelimeleri gönül rahatlığıyla kullanmayı seviyorum. Yücel'in de ilginç bir şekilde aslında eski kelimeleri çok fazla kullandığına dikkat ettim. Daha fazla okudukça. Yani o yine hakkındaki klişe bilgiye bağlı olarak aslında öz Türkçeci olduğunu zannedenler olabilir. Ve yer yer o kelimeleri kullandığı dönemler, metinler de var ama o da eski dili çok da vukufla ve severek kullanıyor. Ama bunun etkisi olmaksızın da ben bütün kelimeleri seviyorum zaten. Yani eski yeniden öte. Ama tabii aktarırken onun söylediklerini aktarırken onun dilini de taşımış oluyorsunuz. Onun da payı var tabii. Bir soru var Mehmet Bozkaya'nın. Hasan Ali Yücel'e bir burjuva demokratik devrimcisi diyebilir miyiz? Diye sormuş Mehmet Bey. Yani diyebiliriz, yani yo diyemeyiz demem ama onu hani öncelikle böyle mi tanımlardım? Tanımlamazdım ama hani böyle diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki başka bir soru Gencay Karadağ'dan cereyanların muhtevası genişleyecek mi diye sormuş. Hayır. Yani şöyle çok kısa bir cevap oldu da yani ekler yapmak, bazı bölümleri genişletmek, değişiklikler yapmak için aslında birçok notlar aldım ve buna teşebbüs de edecektim yeni baskılardan birinde. Ama yargısına güvendiğim iki kişi bunun uygun olmayacağını, çünkü yani üzerinden çok da fazla zaman geçmemişken yani büyük değişiklikler yapmanın yani okuyucuya haksızlık olacağını söylediler ve buna ikna oldum. Onun için en azından yani daha bir zaman, uzun bir zaman daha o üzerinde o oynamamanın daha doğru olduğunu düşündüm. Ama yani pusuya yatmış olarak notlar alıyorum. Belki daha ileride. Aslında bununla ilgili bir soru daha var. Barış Bürüce sormuş. Demiş ki hani Gencay Bey de cereyanların muhtevasının genişlemesi olarak yorumlamış. Demirel biyografisinin hazırlığı da bana böyle düşündürdü. Başka biyografilerde gelecek mi acaba diye sormuş. Çok Barış'a da çok selam bu vesileyle. Yani o kadar daha uzun vadeli bir plan yapamam. Bakalım yani hele yani önce onu bir yapabileyim. Ondan sonrası bakarız. Ya ben dediğim gibi biyografi bana verimli ve zevkli bir tür olarak göründüğü için ömür ve fırsat oldukça belki başkalarını da yaparım. Kenan Kocatürk'ün bir sorusu var. Diyor ki bir yerden duymuştum. Hasan Ali Yücel klasiklerin tercüme programına önceden Remzi Kütüphanesi için hazırlanmış. Sonradan bakanlığa taşımasıyla ilgili bir bulguya rastladı mı? Bunun bir yerde zikredildiğini ben de gördüm, hatırlıyorum. Sadece bir tek yerde gördüğümü hatırlıyorum. Onu kitapta da aktarıp aktarmadığımı da unuttum şimdi. Ama bir yerde ben de buna rastlamıştım. Yani böyle bir en azından böyle bir duyum olduğu doğru. Ama anladığım kadarıyla, başka okuduklarından anladığım kadarıyla o programın kemale ermesi öncesinde baştan aşağı tasarlanmış böyle tam teşekküllü bir proje olarak hazır bulunmuyor. Öncesinde bir nüvesi olabilir ama projenin tamamen ermesi bakanlık döneminde ve sadece onun olmadığı bu komisyonun çalışmalarıyla tam haline kavuşuyor bildiğim kadarıyla. Yani edindiğim izlenim öyle. Ben kendi sorularımdan bir tanesini sormak istiyorum. Can Yücel babası için bu kalpsiz Türkiye'de babam 63 yaşında kalpten öldü demişti. Sizce Türkiye Hasan Ali Yücel'in kıymetini bildi mi? Ya, Hasan Ali Yücel'den ne kaldı? Ya tabii ki bir sürü şey var işte Ken Üsküdar'ı var, çeviriler var ama hani bugün kıymetini bildiğimiz bugün ne kaldı demeyeyim belki ne bıraktılar diyebilirim. Tam da hani şöyle Evet. yanlış ifade etmek de istemiyorum.
Ya bunu ben de özellikle son bölümü yazarken yani Hasan Ali Yücel'in izi ondan kalan ile ilgili son bölümü yazarken de bunu çok düşündüm. Ya burada cevap vermekte zorlanıyorum. Yani tam anlamıyla kıymetinin bilindiğini söyleyemeyiz. Ama hani bu da çok böyle klasik Türkiye'li yazar çizer yakınması gibi oluyor böyle söyleyince. Ama zaten Türkiye'de kimsenin kadri bilinmez yani. Kimin kadri bilindi? Kimin kadrinin bilindiğini söyleyebilirsiniz. Yani kadri bilinmeyenler kadrosu daha güçlü bir takım. Evet, Kesin. kesinlikle. Öyle düşündüğünüz zaman en azından kısmen hani az da olsa bilinenler arasında sayabilirsiniz. Layığınca değildir. Ama göreceli olarak tamamen de unutulanlar, hesaptan silinenler arasına karışmış birisi değil. Ona yaklaştığı bir zaman oldu ama. O, yine işte o bölümde ele alıyorum. Bir uzun bir ara, yani nasıl diyelim, herhalde 60'ların ortasından 90'lara kadar diyebiliriz. Epeyce unutulduğu, tamamen değil, herkes tarafından değil. Ama hani popüler tabirle gündemden düştüğünü görüyoruz. Kitabı 90'lardan sonra bir yeniden hatırlama çabası var. bir de şeydi galiba, sizin kitabınızda da var, daha önce de konuşmuştuk, UNESCO Hasan Ali Yücel yılı ilan ediyordu galiba, ondan sonra biraz daha şey oldu, gündeme geldi 97 yılında. Ben bu arada şey Evet, tabii. de konuşmak istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'la olan dostu. Çünkü kitabı okurken işte bazı yerlerde hani Tanpınar'ın Yücel'i sevmediğini düşünüyorum. Bazı yerlerde hayır diyorum. Çok iyi arkadaşlar aslında vesaire. Siz bu iki tarafın yani bu arkadaşlara iki taraftan baktığınızda ne görüyorsunuz? Nasıl Ya tabii yorumluyorsunuz? Tanpınar'ın günlük notları var elimizde. Orada sansürsüz bir şekilde ve hani karşı tarafa söylemeksizin kendi kendine söylediklerini görebiliyoruz. Bu haksız rekabet. Yücel'le ilgili elimizde böyle bir metin yok. Ama şunu görebiliyoruz. Yani sevgisizlikten asla söz edemiyoruz. Yani birbirlerini sevdiklerini, birbirlerini görmekten her zaman hoşlandıklarını, birbirlerini aradıklarını, sorduklarını görüyoruz. Onda hiç tereddüt yok. Ama Tanpınar biraz Yücel'i küçümsüyor gibi görünüyor. Ama tabii burada şunu da diyebilirsiniz. Kimi küçümsemiyor ki? Küçük, evet. De diyebilirsiniz. Yani seviyor ama hani o kadar kabiliyetli olmadığını düşünüyor. Kendini abarttığını düşünüyor ama sonuçta gene de değer veriyor. Büsbütün bir değer vermemeli değil. Bir de dediğim gibi yani Tanpınar o bakımdan zaten çok kolay hayran olan birisi değil diyelim. Diplomatik bir ifadeyle. Yücel'in hani dediğim gibi Yücel'in varsa yani o var galiba notları ya da bir takım mektupları daha mahrem olarak belki o da Tanpınar hakkında yarı şaka yarı ciddi bir şeyler söylerdi. Onu bilmiyoruz. Ama yani imrenilecek bir dostluk sonuçta ne olursa olsun çok uzun zaman sürmüş. Çok alışverişli, güzel bir dostluk gibi görünüyor. Kitabınızın son cümlesiyle kitapla ilgili sohbetimizi bitireceğim. Diyorsunuz ki 7 Ağustos 1950'de söylediği son söz olsun. Anlaşılamamak, unutulmak bile bunun yanında başlı başına bir bahtiyarlıktır. Gerçekten şey böyle insan içine dokunan bir cümle ve hani bütün bir hayatına baktığın zaman da insan öyle düşünüyor. Tanıl Bey çok teşekkür ediyorum size. Hem Sağ olun. katıldığınız için hem de elinize, aklınıza, zamanınıza sağlık diyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun Tanıl Ben de Bey. size ve herkese çok teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun. İyi akşamlar, hoşça kalın.